Gündem dışı ikinci söz, polisin sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanak. Buyurun Sayın Tanak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Polislerimizin sorunlarını dile getirirken, değerli arkadaşlar, ilk önce polisin Türkiye'de bulunan sorunlarını, maddi olan sorunları ve maddi olmayan sorunları olarak ikiye ayırmak lazım. Polislerimizin sorunlarının çokluğu doğal olarak güvenlik hizmetlerinde başarı ve kaliteyi de düşürmektedir. Polislerin sorunlarını, maddi olan sorunlarını eğer başlıklar şeklinde sayacak olursak, polisin mevzuattan kaynaklanan sorunları, polisin ekonomik sorunlardan bir tanesi ücret, giyim, kuşam ve diğer maddi haklarla ilgili. Üçüncüsü polisin silah ve mesleki diğer donanımlardan kaynaklanan sorunları. Dördüncüsü mesai durumu ve çalışma ortamı. Beşincisi tayin terfi konusunda. Altıncısı sağlık, sosyal yardım hizmetleriyle ilgili. Polisin ekonomik olmayan sorunları ise polisimizin can güvenliği sorunu, polisin motivasyon eksikliği ve psikolojik sorunları, polisin yaşamış olduğu ailevi sorunlar ve son yıllarda çok fazla intihar vakaları yaşanmakta. Polisin adliye, askeriye, jandarmaya, politik kurumlar olmak üzere polisimizin diğer kurumlarla yaşadığı sorunlar, polisimizin hizmet içi eğitimle ilgili yaşamış olduğu sorunlar, polisin temel ve insan haklarıyla ilgili sorunları, polis memurlarımızın yaşadığı amir memur ilişkilerinden doğan sorunlar. Bunlar özet olarak geçtikten sonra asıl olan sorun, bugüne kadar her fırsatta ve bugüne kadar sürekli dile getirmiş olduğumuz, gerek siyasi iktidarın da polise seçim vaatlerinin arasında söylediği 3600 ek göstergeyi maalesef siyasi iktidar bugüne kadar vaat verdiği halde yapmıyor. Ana muhalefet partisi olarak kanun teklifleri verdik. Bu kanun tekliflerimizin sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, diğer muhalefet partilerde verdiği halde burada Türkiye Büyük Millet Meclisi ilgili komisyonlarda beklemektedir. Bunun bir an önce parlamentoya gelip yasalaşması lazım. Yani emniyet mensuplarının çalışma saatleri, özlük haklarının ve ekonomik anlamda 3600 ek göstergesi adeta bir yılan hikayesine dönüştü. Bunun bir an önce parlamentoya gelip yasalaşması lazım. Polislerimizin özlük hakları yasal anlamda, mevzuat anlamında jandarmayla aynı yasaya tabi olduğu halde özlük haklarına baktığımız zaman polisin özlük hakları jandarmadan çok çok gerisinde. Yasalar nezdinde eşitlenen jandarmaya, polise baktığımız zaman ikisi de şehit oluyor, ikisi de ağır koşullarda çalışıyor ama ikisi de ülkenin güvenliğini sağlıyor, ancak mali eşitlikleri yok. Jandarma emekli ayrıldığı zaman 5000 ile 7000 arasında emekli maaşı alıyor. Polisler emekli ayrıldığı zaman 2000 ile 2500 arasında emekli maaşı alıyor. Polisler daha önce Postan'a üye kayıt olma zorunlu yoktu. Sonradan yasayla zorunluluk getirildi. Ancak OYAK gibi iyileştirilmesi lazım. Polis mensuplarına nasıl OYAK'ta ucuz kredi faiziyle veriliyorsa bu anlamda polislerin de bundan yararlanması lazım. Polisler gece gündüz demeden sürekli nöbette. Örneğin saat 3.30-4'te göreve davet edildiği zaman servis yok, araç yok, hangi imkanlarla giderseniz size gidin deniliyor. Bu şekildeki saat 3.30-4 gerek nöbetin bitişi gerek görev verilmesi, bu anlamda nöbete giden polis arkadaşlarımızın mutlak surette araç tahsisi gerekmektedir. Mesai ücreti aylık 610 TL mesai ücreti veriliyor. Hafta sonu yok, resmi tatil yok, dini bayram, milli bayramlarda yok. 610 TL fixlenmiş durumda. Bu anlamda polisler gerçekten mağdur. Maaşlara özel güvenlik görevleri gönderiliyor. Özel güvenlik görevleri para aldığı halde polis para almıyor. Peki arkadaş, benim bakkal dükkanım varsa, benim manavım varsa, benim kapımda polis bekliyor mu? Polis vermiyor. Bu dışarıdaki polislere sorun arkadaş.
Yani keşke verseniz. Veriyorsanız özür dilerim. Polise veriyorsanız özür diliyorum. Zamanımızı almayın. Sizden istirham ediyorum. Değerli arkadaşlar, polislerimizin sorunlarını anlasak sabaha kadar bitmiyor. Mitinglere, efendim mesele konserlere özel güvenlik görevli gidiyor, ücret alıyor. Peki Manavla Bakkal'ın kapısında özel güvenlik görevlisi bekleyince madem ki mitinglerde para alınıyor, polise ne? Buyurun. Bu anlamda polisi dış göreve gönderdiğiniz zaman ya Allah'tan korkun, sandviç bir ekmek veriyorsunuz, içinde de gayet bir tane de gofret koyuyorsunuz. Yani arkadaşlar doymuyor bu insanlar ya. Aç. Yani o sandviç yetersiz, küçük. Biraz onu kalorisini yükseltin. Burada emniyet müdürleri gayet rahat. Polis arkadaşlarımız emniyet müdürlerinin iki dudağı arasında kılıfına uyduruyorlar. Herhangi bir şehire tayin çıkarılıyor. Yazık, günahtır. Polislerin aile düzeni ve sosyal yaşantısı bu anlamda bozuluyor. Polislerde liyakat ve kıdem o anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor. Liyakatta ne esas alınıyor? Ya siyaset esas alınıyor, ya cemaat esas alınıyor, ya da tarikat esas alınıyor. Bana verilen bilgilere göre arkadaşlar şu anda yine polis teşkilatı içerisinde değişik değişik cemaat grupları egemen, ama burada menzil tarikatının daha egemen, yoğun olduğu söyleniyor. Ya arkadaşlar, 15 Temmuz darbesinde ders almadınız mı? Sizden rica ediyorum, sizden istirham ediyorum. Sağ ol. Peki, teşekkür ederim. Sağ olasınız.